İnsanların sorduğu bir soru da şu. Siz bir ittifakın içerisindesiniz. Ve nasıl milletvekili seçileceksiniz? Yani bir liste sizi HDP listesinde mi göreceğiz biz? Yoksa Türkiye İşçi Partisi kendi başına mı girecek? Bu nasıl olacak? Onu bir anlatır mısınız? Şimdi burada yurttaşlarımız şunu bilsin. Bir, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP meclisi kaybettiklerini gördükleri anda geçen sene bir seçim yasası değişikliği yaptılar. Şimdi bu seçim yasası değişikliği olmasaydı biz HDP, TİP, EMEP, ittifakımızdaki 3 seçime girme hakkı olan parti, biz aynı ittifak çatısında ayrı listelerle 81 ilde seçime girecektik. Fakat şimdi şöyle bir risk, arkadaşlarımız çalıştılar, şöyle riskler var. Diyelim ki bizim toplamda bir milletvekili çıkartabileceğimiz bir il var. Ya da toplamda 3 milletvekili çıkartabileceğimiz bir il var. Fakat orada üçümüz ayrı ayrı girersek birbirimiz aleyhine, yani şöyle anlatayım basit olsun. 100 bin oya bir milletvekili çıkartıyorsun, tamam mı? Öyle bir tablo olabilir ki biz iki parti girdik. İkimiz de diyelim ki 99 bin 99 bin aldık. İkimiz de çıkartamayız. Dolayısıyla ne yapacağız? İl il oturacağız, konuşacağız. Hangi ilde nasıl yaklaşmak lazım? Bazı yerlerde çok partiyle girebiliriz. Bazı yerlerde tek partiyle girebiliriz. Bu önümüzdeki günlerde oturacağız. Amaç ne burada? Bak, bu çok bizim açımızdan kırmızı çizgimizi de çizeyim. Bizim açımızdan şu. Biz yurttaşın verdiği hiçbir oy boşa gitmesini istiyoruz. Hani yurttaşın böyle bir kaygısı var ya, emin olsun tüm yurttaşlar, biz onlardan daha fazla bu kaygıyı taşıyoruz. Verdikleri her oy kıymetlensin, en kıymetli hale gelsin. Bunun yolu, yöntemi neyse oturacağız. İttifakımızın bütününün çıkarlarını gözeten. Bak, bu da önemli. İttifak, mesela bizde şöyle bir şey olacağını ben hiç ihtimal vermiyorum. Yani başka yerlerde olabilir. Hani o bir milletvekili azalsın, ben fazla alayım, 3-5 falan. Biz böyle pazarlıkçı bir ittifak değiliz. Biz ilkelerin ittifakıyız. Oturacağız, ittifakımızın toplam çıkarı neyi gerektiriyorsa, hangi ilde, hangi seçim bölgesinde ne yapmak gerekiyorsa onu yapacağız. Bu da önümüzdeki 5-10 gün içerisinde konuşulacak, bağlanacak bir şey. Millet İttifakı olur da iktidar olursa, böyle bir öneri gelirse kabinede yer almak ister mi Türkiye İşçi Partisi, bir şekilde bir bakanlık, biz, bakan yardımcılığı? Biz önümüzdeki dönem için Millet İttifakı'nın yaptığı her, yurttaşa dönük yaptığı her iyi şeyi destekleyeceğiz. Ama Millet İttifakı'nın eksik yapması, yanlış yapması, hatalı davranması durumunda da onu o yanlıştan alıkoyacak bir iradenin kuvvetli olması gerektiğini önemsiyoruz. O yüzden olmayacağız. Muharrem İnce şey söyledi mi, size yönelik böyle bir açıklaması var mı? Sizi beğendiklerinden değil, Erdoğan'ı sevmedikleri için sizi destekliyorlar diye. Bilmiyorum yani, hiç duymadım. Ben de duymadım. Ben şimdi arkadaşlar... Ha peki, tamam, altılı masaya karşı söylemiş. Bizim Size değil, altılı masaya için... söylemiş. Altılı masayı beğendikleri için değil, Erdoğan'ı sevmedikleri için altılı masayı destekliyorlar demiş. Bu açıklamayı ne diyorsunuz? Sizce de böyle mi? Ya vallahi bilmiyorum. Ben 24 Haziran'dan bu yana Muharrem İnce'yi hiç takip etmiyorum. Ya, o akşam gitti ya. Benim hayattan gitti o akşam. Ondan sonra hiç görmedim, duymadım. Geri geldi ama şimdi tekrar aday olma ihtimali var. Yani gelmeye... Anketlerde yüksek çıkıyor. Ya gerçekten söylüyorum. Yani bazen bak, siyasette bazen önemli anlar vardır. O anda duruşuruz. Yani 24 Haziran akşamı bütün Türkiye kendisi söylediği için, ona öyle bir özellikle atfetmedi. Kendisi söylediği için bekledik. Gitti. Gitti. Sizde bir daha geri dönmedi. Dönmez. Dönmez mi? Dönmez, hiç bakma.